yararlanmak. Size yararlanmak için orospu olmak. Evet. Sanki evlenmeden ben orospuya gitmedim. Bir de karını gördüm, bugüne kadar onunla oturuyorsun. Hadi hadi. Ulan karına da bak, emekli hemşire gibi. Hoş geldin sana bakayım. Sen yakında bunun başını örtürürsün. Öyle mi? Ama çok kapalı giyiniyorsun sanırım efendim. Erkeği tahrik etmek lazım. Bak Emel Sayın da erkeği tahrik edemez. Soğuk ve Rus casusu gibi bir karı. Ön masayı niye erkekler alır? Az sonra işte hangi otele atabilirim diye. Her otele gelirim senden. Yalnız o Kasabaşı'ya falan götürürüm. Böyle ne şey otelleri, Avrupa otelleri falan istiyor. Böyle bir karı da oraya yakışır. Aynen. Senin bu kadar rahat konuştuğuna göre kocam beni oraya götürecek. Kocam, niye böyle ters oturursunuz çocuklar onu anlamıyor. Modernlik. Ha, grup oturuyorsunuz. Hoş geldiniz. Aman ne sevimsiz seviyorum. Bak bak bak. Adam yine ünün başka bir şubesi. Bunların kemikleri batar yatakta. Ha. Erkek biraz etli olur. Bak yanındaki ne iyi. Oh. Her taraf et. Ne güzel. Seninki de o mu? Beni yordum iyisin. Emel Sayın. İnsanları pişmiş makarna yapmışsın, Allah senin cezanı versin. Karı klasik Türk muzikası okuyacak diye dönüyüm insan. Senin ufkun çıksın inşallah. Allah kahretsin, kilise müziği gibi. Ne yapsın insanlar dönülmez akşam? İsteyen döner, isteyen dönmez. Ona uysam yapacağım tek program var. Hooo, sen de bak sen Allah'ın isam etersen de. Meraklı münameti insan, el apamestarlık eyle. Buyur sana kereteyim abim. Kadın hayatını anlatacak. Kızım nereden geliyorsun? Helalden, utanmıyorsun. Bütün insanlar şimdi senin ne yaptığını biliyorlar. Belli ki evlisin. Kocan hadi yap gel demiş. Hadi hadi. Sevgilisi olsa bir koluna giriyor daha evlenmemişse. Senden güzel iş yiyen yok. Evlendim hadi yap gel hadi Allah kahretsin. Bir de şey duydum. 25 sene mi 35 sene mi bir evlilik var. Nerede o? Siz mi? Yerim ben seni. 35 sene evlenmiş adam bak, bak fes rengi ceket giyiyor. Demek bunun gözü hala doymamış. Bakma bu gece işi idare ediyorsun. Ben adamın gözünden ben kaç senedir orospuluk yapıyorum. Ben adamın bakışından anladım. Peki bir şey söyleyeceğim. 35 sene, hangisi? 25. Bak tamam böyle olsa iyi yapar. Neyse yani karışamam tabii. Allah mutlu etsin. Neler etmişsindir. Kadına bugün tek taş yüzük almışsan dostum mostum vardır senin. Aldı mı bir şey? Çaydanlık aldın ama en iyisi. Bir avcı suratlı karıya da çaydanlık aldın. Ne var? Ağzını burnunu büzüyorsun. Ay sanki boğdun eksin sen. Niye öyle söylüyorsun diye. Baksana kadına ya böyle giyinmiş. O imitasyon o. Sahici mi? Anneden. Ha, gelirken getirdi. O bir bok almamış, gelirken getirmiş. Nasıl? Cüneyt Erenler'den kaldı. Kim o amca pantolon? Sizin ay... Ha Cüneyt, al İbni Cüneyt, onu mu söylüyorsun? Ay Allah, öldü değil mi? Ay sus, Allah rahmet eylesin. Efendim, benim abimin karısının erkek kardeşi, ay yatmadıktan sonra ben de iz bırakmaz ki. Yapma dedim de aklıma geldi çocuklar. Rahat program yapamıyorum. Bu günah bana rahatlık vermiyor. Kimseye ismen hitap etme. Ulan ben nüfus memuru muyum? Ben kimseyi ismen bilmem ki. Ben yattığım, ben de iz bırakan erkeği tanırım. Ahmet hoş geldin. Ayak kokusundan anlarım onu. Trabzon'da hemşerindir diyor. Benim Trabzon'da fazla irtibatım yok. Annem Trabzon'a gittiği zaman bir herifle yatmış. Oradan yani fazla bağlantım yok. Kabahat oradan.
Geçen gün Allah rahmet eylesin, bezanlar burada oturuyordular. Sen daha bu havalarda gün. Gel. Bu prostat diye geç geliyor. Normal bu yaştakiler. Prostat benim aklıma geldi. Hangi birini anlatayım? Bülent Ersoy Avrupa'da hastalanmış. Doktorlar muayene hastalığını kullandılar. Allah Allah. Konsültasyon yapılmış. 6-7 doktor bir araya gelmiş. Her tarafını delik deşik etmişler. Bakmış en sonunda bir doktor ilk defa tıpta böyle bir şey görüyor. Bir kadında prostat hayret. Hadi serseri. Bakayım suratını göster. Tabii yattığım herifler suratını gösteremezler. Sen otobüsçü Ahmet'in. Yok, hayır. Ben, bana hiçbir şey olmaz. Bak, kasıra, kasıra, kasıra. Her uzun marka oynuyor. Bak, hemen sayayım böyle mi anam? Ay, asfalt döker gibi. Hareket kalbiyet. Açıkta giyinemiyor artık. Bu vücudu gör, ütülenmemiş pijama gibi. Çizgi, çizgi, çizgi. Üzülüyorum, yazık. O da Ajda gibi yapsın. Ajda bana illa ameliyat ol dedi. Ameliyat ol. Gittik doktora. Anam doktor baktı, baktı. Sizin suratınıza giden tek deri götünüzde vardı. Peki oradan nakil mi yapacaksa? Peki. Hadi bunu buraya getirdim. O delik buraya geldi. Hadi buralar delindi. Ama bunu da oraya götürecek. Orada da yedi delik istemem. Sus. Ajda mı söyleyeyim? Ben yaptım mı? Fakat geçen gün D kanalda bir programı vardı. Bütün ahbaplarını çağırıyorlar sahneye. Hepsi böyle oluyor. Ayşe harika kız. Hepsi bütün ahbapları böyle. Ama güzel bir şey. Vallahi bravo. Ben beğenim. Hani yedin beni, yedin. Karına var ne unuttun Allah kahretsin. Nereye bakıyorsun? Hani dost başa düşman ayağa bakar, sen bir tarafını ortaya bakıyorsun. Bak tabii. Senin gibi adamı da başıma yastık diye koymak çok. Bir yirmi boyu da erkek yok öyle şey. Erkeklerin biraz geri yeri olacak. Ama burası da çok kültürlü erkeklerin yeri. Ben böyle kamyon şoförü suratlıydım size. Başka bu ne kadar kültürlü oldu benim. Bundan yatağa git meydanlarınızı kurdu. Burada istemem yani. Yatağında meydanlarınızı oluyor mu? Baksana hepsinin bütün uzunları bozulmuş. Gözlüksüz üç tane adam var. Herkes farklı bitirdi gibi sanki. Ha? Senin erkeğin o. Sen ondan memnun kaldın galiba. Ha. Tavsiye ediyor. Efendim, alt kadroma bu saatlere kadar tahammül ettiğiniz için teşekkür ederim. Bu gece kim çıktı bilmiyorum. Bacı mı çıktı, kim çıktı? Neden mi çıktı? Sonlar bugün var, yarın yok galiba son programı. Ha içeride o sazlarla ve şampanya. Hanımefendi hastasınız gidin. Sükuneti bozuyorsunuz. Öksüremezsiniz. Böyle bir karı var ki sahnede vallahi gırtlağından dilini çeken adam. Ha dostlar bu. Niye neyim var? 25 sene yaşadım bir herifle gözü kör olası. Sonunda hizmetçimle kaçtı. Adam ölmüyor diyor, adam hala yaşıyor. Ve devamlı da beni arıyor. Tabii. Bana ne seksler, neler öğrettim. Kentten yeni seksler, hayatta duymamışsınız. Evden çıkıyorduk, bahçeye gidiyorduk. Hangi bahçede kaç insan var bilmiyorum. Geçen gün bir neye söyledim. Triplex'im var dedim. Duyan hastalık zannetti, geçmiş olsun. Ay İstanbul'un en lüks yerini açmış herif, lisanı yok diye düşünüyorum. Ulan bir turist gelir, bir şey olur. Başladım kendisine İngilizce atasözleri öğretmeye. East or West, homo is best. İngilizlerin atasözü değişecek hali. İngilizlerden de normal erkek çıkmıyor. Onlar evleniyorlarmış. Bak Türkiye'de de bu kabul edilsin. Günaydın mı evlendim? Ayaklıktaysınlar, bir çirkin yeri. Geçen gün Emel Sayın'la konuşuyoruz, odaya girdim. Emel Sayın da iltifat etsin istiyor patronuna. Ne yapsın, herifin her tarafı çirkin. Ah patron, ensesi güzel patronum dedi. Anam o günden sonra herif, habire her gün ense tıraşı oldu. İyi ki götün güzel demiş. Ay arada biraz böyle rahatsız olanlar yapma esprilerinden.
Anam benimki bağlı, beni ikizhaneye çıkıyor ama ben çok müstehcendim. Şimdi ben normal kaldım. Karı çıkıyor, bandıra bandıra gel beni, bandıra bandıra gel beni. Bandıra, ulan orospu senin neyle bandıralar? Yarım yüzü orospu senin neyle bandıralar? Seni Allah kahretmesin, şu kadar boylu karı. Bandırılacak karı var piyasada, o da Nazar Şoray. Böyle bandırdığını bulamazsın, ara ara ara. Bandıra bandıra böyle prematüre çocuk gibi. Bir bayılıyor kardeşim zaten. Aman bir yencibikti, hencibik ne boktur zaten kahretmesin. Bir karı var, onu beğeniyorum ama. Börekler açarım sana. Karı geçip ya herife getirecek ki yatsın. Börekler açarım. Beğeniyor musun onu? O zaman yat bir şey. Ben yaşta bir şey mi? Böyle genç kız gibi giyiniyor böyle buralar. Hiç ben giyinirim ama ben vücuduma güveniyorum bak. Bak şuraya bak. Bak aynı Nigar Ulayer gibi. Ne üzüldüm. Geçen gün karıyı televizyona çıkardılar çocuklar. Ah ne üzüldüm. Geri ya bunu birinci kanaldan gösterdiler. Bunu getirdiler. Çocuklar ya doğru dürüst alkışlayın ya hiç alkışlamayın. Bunu da alkışlıyorsun, gitsin diyor, zannediyor, beğenildi, tekrar çıkıyor. Yerlere, göklere sığdıramamıştı. Nasıl şey ki o, hiçbir yere sığamamıştı. Ha, ben de o... Sen de mi ona dikkat ettin? El bebek, gül bebek büyütmüşler, yerlere, göklere sığdıramamıştı. Anam, biz hiçbir şeye rastlayamadık öyle. Hiç! O herif soruyor, kız hepsi senin mi? Kız hepsi senin mi? Biz bir herife soramadık. Bu kadar çıkıyor. Neyini sorayım? Rezil olacağım Allah kahretsin. Hay hanımefendi, teeddüp ederim. Size ters geliyor galiba biraz. Esprilerim zannediyorum. Bu saatten sonra Mevlüt okuyacak halim yok herhalde kızım. Baksana kahretsin. Sağ olun. Sağ olun. Efendim bu senenin son programı. Bizi yalnız bırakmadınız tabii ucuz diye. Hepiniz geliyorsunuz. Ayol ucuz tabii. Aa. Ayol ben 60 milyona gidiyorum artık. Otel de herife ait. Aa tabii. Ama yani kadın kadındır bak. Her uzvun bir artist gibi. Liz Taylor. Brigitte Bardot. Jane Mansfield. James Bond. James Bond der demez döndü adam. Ayol gör. Bir şey yani gör bir şey görmüş. İnsanlar dünyayı dolaşıyorlar. Sen de James hanımefendi aman rica ederim. İşte bak evlenirsen böyle olur. Çınar gölgesi değil mi? Aha evet. Anlamadım ne dedin idare edin. Ay, ay seni gördü orada içiyor. Hoş geldiniz. Efendim sizle tanışmak istiyorum. Bak, profesör tipli bir, bu yormaz kadını. Sen karışmasana serseri. Bırak benden eğleniyor, ne karışıyorsun sen? Aa, iki laf edeceğiz, son geçen. Belki seneyi yaşamıyor olabilirim. Aa, tabii. İyiler gidiyor, siz kalırsınız. Aman siz kalırsınız. İyiler gidiyor. Ha, ne? Aman pek mi iyisin? Şöyle sırtını mırtını yukarı kaldır. Allah seni kahretmesin. Şöyle dön bana bakayım. Dön ne çirkin çocuk yapmayın ne olur rica ediyorum. Neslimiz çirkinleşmesin. Güzeller çocuk yapsın. Efendim tanışmak istiyorum efendim. Hoş geldiniz. Adım Nurdan. Hem oradan hem buradan. Demek adam yatmış benden. Evet. Biraz Emel Sayın'ın havasını dağıttım zannediyorum. Bayılttı, evet bayılttı. Çok geride kaldınız ama programı da en güzel yerden seyrediyorsun. Önce bu localar tutuluyor ne hikmetse. Bazıları önden istiyor, bazıları arkadan istiyor bilemiyorum tabii. Ben tahmin edemiyorum. Ama benim masalarım bak hep ağır masalardır. Bak orası 500 bin lira eksik ya bak Emel Sayın müşterileri bak bardakiler.
İşte Emel Sayın da gidiyor. Bakalım bundan sonra kimle çalışacağız? Efendim bundan sonra çok ağır bir program konuyor. Tavsiye ederim. Şey başlıyor, büyük bir sanatçı. İki sanatçı başlıyor. Ersen Dadaşlar. Füsun Önal. İkisi beraber başlıyor. Artık o karının nereye baktığı belli olmaz. Buradaki herifi tavlıyorum derken oraya bakar herhalde. Ben çok güzel, bütün uzuvlarım yerindedir. Bacaklarıma hiç gülmeyin. Akrep Nalan'ı görün, karı pişikten yürüyemiyor. Ayakkabı bile giremiyor, yazık. Düz ayakkabıyla dolanıyor. Tek sesli olmaz bu iş. Karı yatak bulamamış, Güreş Federasyonu'na müracaat etmiş. Dörde dört bir yatak almış. Yaymış rahmini, yatıyor. Bir de şu kadar kaniş almış. Kaniş yatağa çıkmak istiyor, çıkamıyor. Yer yok karının bacağından, yok. Her bir bacak bu kadar. Ayak ucunda uyuyormuş. Geri karı içkisiz kaldım onun için. Karı gece çişe kal, bas hayvanın üstüne bütün bağırsaklar. Ulan insan vücuduna göre hayvan seçer. Oros mu sen, dinozor besleyeceksin. Sağ ol, teşekkürler. Sağ ol. Şimdi Günay'da niye çalışıyorum biliyor musunuz? O kadar rahat çalışıyorum ki. Çünkü gelen insanların kültür seviyesi benimkinin üstünde. Estağfurullah Sayın Bey, ne demek? Siz de iyi kötü bir şeyler bilirsiniz. Yo, ben de öğrendim. Yani orospu olarak bir lisanla işi götüremiyorum. Özalımız Allah rahmet eylesin bizi dünyaya açtı. Japon geliyor şimdi. Japonca bilmesen işi götüremezsin. Ne yapacağım? Japonca öğreneceğim. Öğrendim. Makarima soka. Kızım gülüyor musun? Çığlık mı atıyorsun? Bak Japonca biliyor, cevap verdi. Ne dedin sen? Ben senin dediğini anlamadım. Konnichiwa. Ama küfürleri öğrenmişsin. Yani görebiliyorum. Yalana. Ne demek seninki? Merhaba demek. Aa, bu kadar uzun mu? Onlar 1,5 saatte seks bitirirler beni. 10 dakikada işi bitir. Fakat iyi ki Japonya'ya gelin gitmedi. Vallahi ben orospu olurdum orada. Anam hepsi karınca gibi birbirine benziyor. Kapıyı her çalarım, kocan zanneder yatar. Hepsinden yatar mı? Bizde erkekler farklı. Bak, çirkini var, güzeli var, yaşlısı var, genç. Onlar hep aynı. Yok. Memleketimde olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Hele İstanbul'da yaşamaktan. Her şey çok muntazam. Belediye başkanı buradaymış. Çok beğeniyorum. Suyu iyi, havası iyi, ünlülerinize iyi. Vallahi gidiyorum. Van Gölü'nün kenarına gideceğim. Rahmimi yayacağım böyle. Bütün oraları seyredeceğim. Ayrılıyorum İstanbul'da. Büyük bir orospu kaybediyor İstanbul. Van'da da kenarı yok. Nereye gideceğim? Ha? Samsun mu iyi? Trabzon mu? Ama orada da Natasha'lar var. Ben kız bana iş düşme. Bak hiç susmuyor karım, farkında mısın? Dürtsene ayağı, tekme atsana, bir şeyler yapsın. Yanındaki dürtüyordu, sen de. Onlar biz o benim oyun arkadaşım. O bir konken oynar, kağıt çalar, bir şeyler yapar. Efendim bir kantoya giriyorum. Yaşça hepinizden büyüğüm. Ben sizin seks öncesinin son eğlencenizim. Dikkatli olun. Benden sonra sekse gideceksiniz, sen zannetmiyorum. Hiç o hava yok sende. Hiç bu masadan iş çıkmaz. Zannetmiyorum hanımlar hiç ümitlenmeyin. Bu belki. Belki bu. Bu gözü dört dönüyor. Bu dört dönüyor gözü. Bunu yem koydun. Bu kadar ufak yem olur mu abi? Yine bir şey koyardınız bunu. Yem küçük olur da balık yeri yavrum. Ama sakın alkışlamayın. Böyle oturun. Coğrafya dersinde gibi sakın. Balina tutacaksan bu kadar yemlen olur mu oğlum? Ha? Sana ben öğretirim. Sen şimdi tutturmayı öğreneceksin sen. O kadar rahat program yapıyorum ki bugün ay bana boşuna para veriyor. Vallahi bir aile muhiti içindeyim bak. Amcam, halam, babaannem, teyzem, bahçıvanım, kapıcım. Hepsi burada. Cevap verme. Ne diyeceksin?
Neden? Neden? Evet. Vermedim parayı. Ama pijamanda bende duruyor. Pijamanda bende duruyor. Gel al o pijamayı. Toz bezi yapacağım o pijamayı. Bir parçaya giriyorum. Önce ben, sonra siz söyleyeceksiniz. Vallahi geceyi zehir ederim size. Öndekilerin üstüne düşer, iki uzvunuzu kırarım. Ona göre. Parçaya giriyorum. Hava! Casusu var, söylemiyor. Şimdi ben ona gülümü göstereceğim. Bir dakika. Beyler, neden söylemiyorsunuz? Neden söylemiyorsunuz? Ben görmüyor muyum seni? Hayır, söylemiyorsunuz. Nasıl bilmiyor ayolda? Ay, beyefendi konuşuyor. Nasıl? Şarkıyı bilmesi miyim değil ki hanımefendi? Otobüsüm kalkıyor karşı yakaya. Otobüsüm kalkıyor. İnanmıyorum. Aa, bu yaşta bravo vallahi bravo. Bravo, reklam reklam doğru olamaz. Otobüsüm kalkıyor karşı yakaya. Türk'ten bu kadar insandan bu ses çıkmaz. Baksana son günü paramı peşin aldı, fırladı mikrofonu bile. Tekrar söylüyorum. Otobüsüm kalkıyor karşı yakaya. Otobüsüm kalkıyor karşı yakaya. Gördü neler yaptı. Güzel bir kız geliyor karşı yakaya. Ses düştü. Gel yavrum, sağ ol.
Son program artık çalışmayacağım. Evimin kadını olacağım çocuklar. Sana söylüyorum. İyi bir kocayla oturacağım, kıracağım dizimi. Yalnız bir şey samimi söylüyorum. Yani bu yaştan sonra bir kocam olursa çok iyi bakarım. Ha sizin baktığınız gibi bakmam. Vallahi. Bak mesela şimdi benim kocam olsa. Yaşlı gözlüktü. Bayılırım. Ha o iyi. Beni yormaz. Ayda bir. Onun için yorulmak istemiyorum. Vücudumun bozulmasını istemiyorum. Ama seksle arada olsun. Ha. Bunun için ben bunu karısı gibi kaldırmam yeter. Böyle perdeyi hafif aralarım gözüne güneş girmesin diye, ışık girmesin diye. Kocacığım. Ah, kuğu ayaklı kocacığım. Yalan her gün nasıl bu kadar? Ah, Rambo vücudu kocacığım. Göbek bu kadar görmeyeceğiz. Erkeği şımarttın mı başlar? Kaşınmak. Nırın 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 yapar. Hoşuna bayıldın sen bana, sen bayıldın mı? Karımdan fenalık gelmiş, anlıyorum. Anlıyorum. Böyle havalı her tarafı oynayan karı nerede bulacağız? Böyle kaldırmıyor karısı. Ve benim kocacığım sabah kahvaltısında çay mı istersin? Kahve mi istersin? Ekmeğini kızarmış mı? Kızarmamış mı yersin? Meyve suyu şeftali mi? Portakal mı istersin? Yumurtanın rafadan mı? Lok mu seversin? Erkeği böyle kaldırıp güzel bir masaya oturtup kahvaltı edip de işine gönderirsen bütün gün işi rast gider. Siz herifi kapıdan dar dışarıya atıyorsunuz. Dört tane dolmalık biberin üstünü açıyorsunuz. İki tane pirinç, dört tane kıyma, üstüne salça fırına. Haydi oyun. Ben de dolma yaparım. Öyle bir dolma yaparım ki bütün pirinçler aynı yere bakar. Kadın budur. Kadın var, kadıncık var. Kaç tane boşanacaklar bu gece? Afiyet olsun. Çal. Çal kadınlığı öğren. Çal. Çal. Bak. Aman bu herif sen sakın bunları yapma. Bunlar değmez bu kadar. Çal. Ben cevap verme. Bir dakika. Hemşire hanım siz de çal. Vur çocuğum. Vay ne kadar kibar biliyorsun. Kocana sinirlendiğin zaman nasıl vurursun? Bir prova yapıyoruz çocuklar. Güzel çalarsanız sizi turneye götüreceğim. Bir ki, bir ki, bir ki, bir ki. Böyle ne kaşıkları götürdüler. Sen çal çocuğum. Ha? Anam bu Konya kaşık ekibi. Ne oldu kaşıklarım yürüdü. Allah sizi kar. Pahalı bir yer mi? Sen çal bakayım. Gülmüş insan çocuğu. Bir zeker çocuk kıyafeti kızım değil. Ya cevap ver de. Cevap ver mi öldürürüm aldım seni. Bak saç boya. Ölçüsün altı kolesi. Ben de herifin buralarını boyuyorum. Beyazladım. Ay bütün söylediklerim sana uyuyor galiba. Çok güldüğüme göre. Sen saçını unutmuşsun ama. Bu ara saç buna turaya kalsın. Vücut daha düşsün. Evet. Şimdi bak giriyorum. Türkiye. Ha işte Türkiye bilmem. İnat değil mi söyleyeceğim? Aman! Böyle yapınca duracaksın. Aa, kızım sana ses geç mi geliyor? As yok yaylasında koyunlarım var benim. Herkes önünden yesin bir bugün yok senin. Aman canım kekliğim benim. Saçsız adam parayı ödeyecek diye surat mı karış? Efendim ben ödeyeyim istersen. Hiç eğlenemedim. Aman! Birinci satırı ben söyleyeceğim.
İkinci, üçüncü, dördüncü satırın kafiyesini sizler kuracaksınız. Bakalım neler çıkacak. Huysuz Virgin sen çok güzelsin. Sen adamı seviye dersin. Bravo. Benzerin yok bir dil versin. Her gördüğünde gidersin. Onun için mi hıyarın reklamını yapıyor? Bana yapmasın, yanındakine yapsın. Yani bunu yer misin diye sormam bile ayıp ya. Herhalde abi. Katina'nın şu parçayı bitirelim, yövmeyi alamayacağım Allah'ım. Bir buçuk saatte Katina bitmedi. Ay biri benimle yatmak istiyor. Ay çiçek gel, bak MSI'de hiç gelmez çiçek. Benim? Tabii. Yok, yeşil duruyor. Sen gözlük tak. Sen beni beğeniyorsan gözlerimi yeşil buluyorsun. Yok, beni Instagram'a benzetiyorlar. Karı da bana döndü yani. O kadar ameliyatı ben geçirsem, götüm Brigitte Bardot olur dönüyor. Aman efendim, teşekkür ne bu? Düşmüş Kadınları Koruma Derneği. Nasıl bir irtibat kurmuşlar kendileriyle benim aramda onu bilmiyorum. Ve bir şiir yazmışlar. Ötme Virgin, ötme. Zamanı değil ötümün. Dinamit kor patlatırsın, kahyası yoktur güt. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Öp, şeye döndün sen de. Türkiye'nin Michael Jackson'ına. Aa, çok büyük bir Michael Jackson'ı var. Dans etmesini bilmiyor. Kargan olur mu Emrah? Aa, konser verdi diye İnönü Stadyumu'ndaki Michael Jackson zannediyor. Neyse, her şeye eyvallah diyoruz. Mantar gibi türediler. Hangi birini anlatayım bilemiyorum fakat şeyi beğeniyorum. O kız beni görmeli, bana kazak örmeli. Onu bir sütuna başlamış kurbağa gibi. Gözler fırlak biraz dışı. Evli mi o? Ha, boktan. Şimdi sen onu kötülemek için her şeyi yaparsın tabii. Ha, Galatasaraylı mı? Okuldan mı? Zannetmiyorum, Amerika'da kapıcıymış ayolum. Amerika'da bilmem neyi bitirdim falan filan. Ben diplomayı görmeden, benim için diploma da mühim değil, şey mühim. Diplomayı kim ne yapar yani? Diploma olsa ne olur, olmasa ne olur. Çok diplomalıyla gittim, aman aman ne eziyet, ne eziyet. Ne yapacağım yani? Bana uzay yolunu gösterecek değil ya, değil mi? Sen yönetici misin? Allah seni kahretsin. Ay kafamı elime taktım. Sen bir kere fizik olarak yöneticiliğe müsait değilsin. Böyle gireceğim 1.26 boyunda herifler 1.70. Seni daha konuşmadan boğarlar. Neyin yöneticisin? Apartman mı yöneticisin? Sağ ol. Bu Katina'yı bitirelim ha? Son. Çocuklar Katina'nın sonu. Lütfen herkes işler. Beni sevenler iştirak etsin. Sevmeyenleri tespit edeyim ki canlarını okuyayım. Katina'nın yatağında aşıkı. Sevemez, ah sevemez. Herkes seviyor. Ulan biriniz de eve gelin Allah kahretmesin. Sevim burada. Eve mi geleceğim? Ha, adresi vereyim. Vita Mahallesi Sana Sokak. Sevmesini bilmez. Sevmesini bilmez. Getir seni. 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 Getir seni.
bu arada belirteyim. Canım, canım. Bahçıvan'da yatıyorum, kelek veriyor. Bu nedir lan? Apartman yöneticisi de bunu veriyor galiba. Çok teşekkürler, melakası. Emin misiniz? Boş ver. Her şey olabilir. Sahne kadınlar hiç bekar herifle irtibat kurmayız. Evli herif olacak. Çünkü ayrılması çok kolay. Nasıl? Oraya mı geleyim? Peki geleyim. Arada bazı hıyarlar vardı. Tamam canım. Canım. Aa, bağış üstüne beyefendi. Artık o da abartmayı geçti. Tamam abi. O da iyi. Bu taraf Rami'den geldik abi. Hoş geldiniz, şeref verdiniz, sayınız. Efendim. Ne cevap veriyorsun lan diye? Normal erkek olsan saksafon mu çalarsın ayağına? Ama yine de bana çok güzel eşlik ediyorlardı. Homosexual orkestra. Bak, normal herif desem alkış almazsınız. İnsanlar ilginç bir şey istiyorlar. Efendim o beziniz niye elinizde ki? Ha? Ha, öyle mi? Ben ağzın akıyor zannediyorum. Eğer olması lazım. Tek ağzından geliyorsa suyu olmaz bu iş. Ay ne güzel program yapıyorum. Son gecem çocuklar. Bitiyor artık. Hayır, çalışmayacağım. Sen mi söylüyorsun, çalışmayacağım? Ya yani belki yalan rüzgarı bittiği zaman ben de burada işi bitireceğim. Kalmasın. Ve artık konu bulamıyorlar. Millet böyle sülük çeker gibi. 10 dakikada bir... O bir herif var, yaşlı, boktan bir herif. Ne o, kim onun adı? Ayıp etmiyor, geçik o. Bir herif var hani. Rex mi onun adı? Ha? O Rex'i öpüştüğü zaman sinirleniyorum. Dişleri karnının ağzında kalacak. Geçik bir herif. Onu sevmiyorum. Şeyi seviyorum. O. Bir şey seviyorum ama ben de kullanıyorum. Yaşlı abi. Ama bu işi bırakacağım. Safiye Ay'la telefon etti. Bırak Seyit. Bırakmam. Bırakmam, birine inat çalışıyorum. İsmini vermeyeceğim, aynı yaştayız. Okul mezunuyuz beraber ikimiz. İsmi vermeyeceğim. Aman anlamıyor musun? Sefa geldin zaten. Sus sus. Duyar, hemen biri telefon açar çünkü biliyorum. Telefonları canım falan vermiyor. Tertlattin. Programı seyrediyor musun zaten evdeki? Evet. Ay ne güzel değil mi? Ay yüzükleri bunu şey verdin. Sabancı. Habire düşüyor, karısının gözü kalmıyor. Ay, bir sanatçı böyle demiş. Daima hediye alırız. Senden ne gelir bilmiyorum. Apartman yönetmenliği demiş sanatçı. Efendim, ha onu söyleyeceğim. ATV programı televizyona çekiyor. Ben öldükten sonra yayınlanacak, o şartla imzam var. Onun için programı baştan sonuna kadar, bu arada sen de çıkıyorsun. Ay beyefendi, kalın sesin. Niye o kadar kalın sesin? Erkek olduğu için. He? Erkek olduğu için. He? Ne anlamıyorum. Yönetici o. Gene bir aynı apartman. Şimdi hanımlara fal bakıyorum. Bakalım beylerin neler düşünüyor hanımlar için. Bir harf söyler misiniz bakalım beyefendi sizin için ne düşünüyor? G, K. Kaldı yollarda bu Şeb aşıkının dideleri. Anlaşıldı yokmuş sende sadakat eseri. Siz mi abi? Cevrin yeter artık bu kadar olmaz yeter ki abi. Sen olmasan alemde söyle benim neyim var bu mu senin? Fena değil, biraz kamyon şoförü suratlı ama. O bir tıraş olamaz mıydı? Nerede? Umret ah beraber gitsek. Dönüşte kaç abdest aldırdım sana. Siz mi ha? Eninde yavaş yavaş günün münesi soğudu. Senin karşındaki mi? Kız baban yaşadı Allah kahretsin. Paralı herhalde. Olsun. Hayır, zampara adamın saçı dökülür. Yani ben orospu olarak biliyorum. Bak bundan bir şey çıkmaz. Bu felaket. Evet, siz mi ha? Sineyi suzar mahvim yeter.
Pek perişan oldum Allah'ım. Yeter. Hanım hanım oturun. Senin gibi ağzıma dikkat. Sen de yap şöyle. X. İksirindir deli gönlüm iksiri. Bugünlerde kalmamış gençliğindeki tesiri. Sen... He? Bu okuma yazma yok derler. Allah'ın cezası. Unutturamaz seni hiçbir şey. Unutursam da ben, her yerde sen, her şeyde sen. Bilmem ki nasıl söylesem. Şurada pek sevdiğim bir hanım oldu. Oyun biliyor musun? Ya yazık. Aa, bu büyük eksiklik. Böyle yaşlı bir herifle oturacağım, oyun bilmeyeceğim. Çok kötü bir şey. Ama adam pek tatlı bir şey, bir elma şekeri gibi. Beğendim. Bir harf söyle. Z. Zehret mi hayatı bana cananım? Elemlerle doldu benim her anım. Kederinle yanıp sövse de canım. Ben yine sana hayranım. Tabii hayran olacak. Kızı yaşındasın, tabii hayran olacak. Vallahi öyle. Vallahi adam geçecek. Siz ay hanıma ay kürklü bir kadın var orada baksana. Oo, Rusya'dan gelmiş kız bakmaya gibi. Bir harf lütfen. T. Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın. Kalmadı tesellisi ne şarkının ne sazın. Siz bir harf. G. Seninki de diyor ki bu mu seninki? Geçti sevdalarla ömrüm. İhtiyar oldum bugün. Akbak olmuş saçlarımla bir karar oldum bugün. Yaptıklarına şükret. O Adanalı karıyla neler ettim. Allah Allah Allah. Tam yoruldu seni aldı. İyi sen de kır dizini oturmuş. Başka? Harf serbest. Buyurun. Ve ver saki. Tazelendi derdim bu gece. Bir yerden hasretinle geldim bu gece. Oğlum bunun serti kullandım. Tedavi ol, nişanlısın. Kimsenin başını yakma istersen. Şey, şimdi hatırda mıdır aşkın alan acaba? Kim onun o gül ruhuna hayran acaba? Hemen sayı bilmez mi şarkıda? Aa nereden bilecek? Aa, evet. Ömrümce o saf aşkını kalbimde yaşatsam, kirletmem onu kendimi hicranlara dağıtsam. Aa, ayrı düştüm sevdiğimden, dünya bana dar oldu, o yar ile hoşça geçen demler bana kâr oldu. Ne? Manada güzel, ruhta güzel, tende güzelsin. Ey sevgili sen gazinoda değil, mutfakta güzelsin. Oo, böyle niye böyle yapıyorsun o derken? O güzel gözlerle bakmasını bil. Sadece kendini yapma, yapılmasını bil. Bana böyle yapıyor, ooo diyor. Ahlaksız seni. Sen. Devamlı değil, alfabe söylüyor, gerizekalı kör olmayasın. Kaçtır buna cevap veriyorum be. P. Pek revadır sevdiğim ettiklerin. Aşıkı günlerce beklettikleri. Ne? Niçin ha sevdiğim, niçin? Seni sevdim budur suçum. Tuğralanmış sırma saçın. Çözen benden beter olsun. Bak bak bütün zor harfleri seçiyorlar görüyor musun? Kabızlar. Issız gecede ben yine hicranı düşündüm. Sensiz geçecek ömrü perişanı düşündüm. Lambaya püf de, oh deme üf de. Ne? J. Ulan söyledi ki kız. J'yi isteyen çok var. Lütfen ayağa kalksınlar. Kendilerine özel servis yapacağım. J harfi isteyenler ayağa kalksın lütfen. J harfi isteyenler ayağa kalksın. Kalk. Herkes oturabilirsen ayakta kal. Jaleler saçsın Nesim. Gülzare dönsün cuyu bar. Ne dediğimi anladın mı hıyar? Kadar zayıf bir alkış. Çok arayacaksın. Hayır istemiyorum. İstemiyorum. Çok arayacaksınız. Benim gibi sanatçıyı çok arayacaksınız. Vallahi hastayım. Kadın hastalığı söyleyemiyorum. Erkek patron, erkek nasıl söyleyeyim? Söyleyemiyorum. Söyleyemiyorum. Anlamıyor. Hastayım diyorum, gripin al diyor. Hayır. Sen gripinden düzelir mi? Hastayım, rahatsızım. Şöyle de yapıyorum benim, anlamıyor. Varis mi var diyor. Yani. Onun için yani
Ya kadın patronla çalışmalıyım ya eşcinsel patronla çalışmalıyım. Bu arada piyasa maşallah pek iyi gidiyor. Bak çıt yok. Hemen Sayın'da herkes konuşuyor. Ben kim kimle? Ben Hemen Sayın'da. Ha? 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 Ve? W helada yazıyor. Ayı. Cezası. Sinir etti beni. Yumuşak giyinle. Hadi hadi. Hadi yumuşak giyinle. Hiç uğraşamam seninle sabaha kadar. Aldır aldır aldır. Hiç uğraşamam sen. Sert G isteyen var mı? O da buna müracaat etsin herhalde. Hayır ama sabaha kadar size uğraşacak değilim. Cumartesi hangi her? He? He denmez, aç denir, cadı. He 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 diyor. Her zahmı ciğer, suze devakar aranılmaz. Açsan da ciğergahını erkeğe yaranılmaz. He? Z, Q, bak bu ya. Nasıl Q istiyor? Küçade talihim. Hem bahtım uygun, aman sakin, ne olur bana bir meysun. İlk söyledik amca. Sana ses galiba Trakya'dan geliyor. X'miş. Tamam yeter. Sizle uğraşalım. Günay efendi. Patron. Dört numaraya iki limon getir. Bayılıyorum beni. Patrona kapıcı muamelesi yapmaya bayılıyorum. Yok anam benim yerimi dolduracak kimse yok. Mecburen beni çalıştıracak. Tek olduğuma göre tek olan şeyler kıymetlidir. Onun için hep önüne bakıyorsun. Tek ay bugün ne güzel espriler çıktı. Hiç alkışlayayım. Sevmiyorum sizi. İyi akşamlar, iyi şunu onlara hediye bölü gönderelim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ne mutlu bana. Efendim çok mutluyum çünkü size bir saat hiçbir şey düşündürtmedim. Kime saldıracak? Kime ne yapacak? Kime ne edecekler? Ama bir saatiniz hiç olmasa çok güzel geçti. Bir saat olmadı mı? Olmadı. Sağ olun. Oldu, oldu. Bir saati geçti çocuklar. Peki yeniden makyaj yapayım, geleyim de. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ama inanın çok mutlu oluyorum. Hiç olmasa sizlere mutluluk verebiliyorum. Bir saatinizi hiçbir şey düşündürtmeden geçiriyorum. Bazı zevklerimi kaybettim de bir yaşın icabı. Tek zevkim, bütün samimiyetimle söylüyorum, huzurlarınızda olmak, güler yüzlerinizi görmek, ilginizi görmek. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Sağ olun. Türkiye.
yaşında sahneye çıktım. Ondan evvel sosyal sigortalarda memurdum. Öldüm açlıktan ya Rabbim, süründüm, senelerde süründüm. Sonunda işte bu iş başladı. Kulüp 12'de işte biz Günay Bey'le biz Kulüp 12'de ben sanatçıydım. O da şef garsonda ama şef diyeyim neyse idare müdürdü, hayır müdürdü, müdür. Yok yönetici değil, yönetici burada. O zaman da yöneticiydi. Evet, yani gene Allah'ın sevgili kuluymuşum ki şimdi tam böyle böbreğim, dalağım, ciğerim ağrırken 3 kuruş param var elimde. Hiç olmazsa onu harcayabileceğim. Gene Allah'ın sevgili, her şeye teşekkür ediyorum. Sizlere de tabii beni beğenmeseydiniz ben de buralara gelemezdim. Sağ olun. Ama ben de çok emek verdim. Size çok ilginç bir program sundum. Türkiye'de, Alaturka bir ülkede, Müslüman bir ülkede böyle bir şovu kabul ettirmek çok zordu. Ama ben bunu kabul ettirdim. Bunun da mutluluğunu yaşıyorum. Tabii. Sağ olun. Teşekkür ederim. Beni sevdiğinizi biliyorum. Beni seviyorsunuz çünkü benim sahne yaşamımla normal yaşamım çok farklı. Sahnede çok müstehcen bir insanım. Normal yaşamımda inanın kimseye eşek dahi diyemem. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Normal yaşam. Belki onun için beğeniyorsunuz. O farktan ötürü. Yoksa normal yaşamımda da böyle hendir hindir hindir yapsam herhalde. Evet, ben Alaturka'yı çok seviyorum. Emel Hanım'dan sonra Alaturka söylemek çok zor bir olay ama ben çok seviyorum ve bir de benim söyleyeceğim şarkıların bir şeyi var. Sizle irtibatı var. Hanımlar beylerinden çok ufak bir şey rica ediyorlar. Bu şarkımda onu söylüyorum. Hanımların beylerinden istediği bu çok ufak ricayı söylüyorum.